Gezegenimizi tehdit eden savaşların, zulüm ve soykırımların karşısında da en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. A unique position in the United Nations where he's responsible for policy. By extending particular thanks to our host, the Mayor of The Hague, a first in United Nations documents. It recognizes. I'm really convinced of that. I see you all in action. And with this different. When I was saying this morning, it is more than the one that has been done. A first in United Nations documents. It recognizes extending particular thanks to our host, the Mayor of The Hague. Sağlığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de Thank you. Inshallah. Free Palestina. The pleasure. Congratulations. Konya, beautiful city. I have been there. Yes. Şehirlerin bombalarla yakılıp yıkıldığı, çocuk, kadın ve yaşlıların her gün yüzlercesinin öldürüldüğü bu canilik artık Gazze'yi de aşarak Lübnan'a da ulaşmış durumda. Lahey şehrinde buluştuğumuz bu günlerde yeniden herkes için adalet çağrısında bulunuyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınan davada başsavcının çağrısının ardından 24. günde Putin için yakalama kararı çıkarıldı. İsrail rejiminin insanlık dışı soykırımını sürdüren Netanyahu için başlatılan yargılama sürecinin üzerinden 4 ay geçti ve halen somut bir kararın alınmaması nedeniyle bu soykırım uzamaktadır. Ayrıca Filistin'in 2009'da yaptığı başvuruya rağmen İsrail rejimindeki hiçbir yetkili için karar alınamadı. İsrail'in yaptığı tüm eylemlere rağmen herhangi bir ceza verilmemesi adeta soykırıma üstü kapalı onay verildiği yorumlarına yol açmaktadır. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın BBC'ye verdiği röportajda birçok lider ve delegenin kendisini arayarak Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılmaması için tehditte bulunduklarını belirtmiştir. Bu durum bile dünya liderlerinin bazılarının adalet anlayışına, ırklara ve inanışlara göre şekillendirdiği net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ölenlerin siz de aynı ırktan olmaması sizi adaletten uzaklaştıracaksa bu düzen nasıl devam edecek? Hepimiz bunu kendimize bir sormamız gerekiyor. Hiç kimse tarihte yaşadığı haksızlıkları bahane ederek insanlara zulüm edemez. Masum insanların seslerine kulaklarımızı kapattığımız sürece bu düzen böyle sürüp gidecek ve yarın çok geç olduğunda büyük bir utanç duyacağız. Bir kez daha buradan Lahey'den tüm dünyayı harekete geçmeye çağırıyorum. Tarih boyunca yaşadığımız üzüntüleri yeniden yaşamamak, hayatını kaybeden masum insanları işten geçtikten sonra anmak için büyük soykırım müzeleri yapmamak ve zaten kötüye giden dünyamızı masum çocukların kanları ile daha da uçuruma sürüklememek için somut adımlar atmanın tam da zamanı. Barış için varımızı yoğumuzu ortaya koymak zorundayız. Geçtiğimiz yıllarda Ukrayna ile başlayıp Filistin'e de tırmanan ve şimdi de Lübnan'la devam eden insanlık adına utanç verici sahnelerin ortadan kalkması ve barışın tesis edilmesi hepimizin ortak isteğidir. İsrail'in sürdürdüğü kısıtlayıcı politikalar sebebiyle UCLC MEVA Başkanı ve El Halil Belediye Başkanı Sayın Taysar Ebu Seniye bugün bu toplantıya katılamamıştır. Kendisine İsrail tarafından seyahat yasağı uygulanmış ve yarı yoldan döndürülmüştür. El Halil, savaşın yoğun bir şekilde sürdüğü Gazze'den uzak olmasına rağmen bölge teşkilatımızın başkanı olan bir belediye başkanının seyahat etme hakkının elinden alınarak burada aramızda bulunması engellenmiştir. UCLG başkanlığım döneminde başta Sayın Taysar Ebu Seniye ve insan hakları ihlallerine maruz kalan tüm kardeşlerimizin sesini duyurmak için katıldığım tüm platformlarda onların bir an önce barışa kavuşması gerektiğini ve suçluların ceza almasının zorunlu olduğunu dile getirmeye gayret ettim.